Merhaba. Bu videoda insan veya insanlardan önceki geçmişi anlatırken devir, dönem, çağ gibi kelimelerden bahsedeceğim. Başlamadan hemen önce bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Çünkü bu konu geçmişte benim kafamı karıştırmıştı. Arkeologlar insan tarihinden bahsederken çağ, devir ve dönemlerden bahseder ve genelde dönemleri on binlerce yıllık zaman dilimi olarak kullanırlar. Ama bu devir, dönem ve çağlar jeologların jeolojik zamandan bahsederken kullandıkları terimlerden farklıdır. Jeolojik döneme göre devir yüz milyonlarca yılı ifade eder. Dönem ve çağ ise milyonlarca yılı kapsar. İnsan tarihini incelerken bir arkeolog da uzun dönemleri kasteder ama bunlar milyonlarca yıl değil, genelde bin veya on binlerce yıl olur. Bunu da anlattıktan sonra uzak geçmişte veya insandan önceki uzak geçmişte neler olduğundan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bu zaman dilimlerinin sınıflandırılmalarından da bahsetmek istiyorum çünkü bunlar Homo sapiens'in bu gezegende yaşadığını düşündüğümüz 200 bin yıl boyunca insan tarihinde gerçekleşen önemli olayları anlatıyor. İnsan tarihindeki en uzun dönem Paleolitik çağ, yontma taş devri dendiğinde duymuşsunuzdur. Peki bu zaman dilimi neleri kapsıyor? Bu zaman dilimi insanlardan öncesine denk geliyor. Yani Homo sapiens var olmadan önce taş gereçlerin geliştirilmesiyle başlayan Paleolitik çağ vardı. İnsan evrimi videosundan da öğrendiğimiz gibi, taş gereçler kullanan Homo sapiens'ten önce yaşamış türler vardı. Yani Paleolitik çağı ayırt etmemizi sağlayan ilk şey taş gereçler. Ama ikincisi ki 200 bin yıl önceye gittiğimizde insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. İkincisi ise insanların avcı toplayıcı olması. Bu da hayatta kalmak anlamına geliyordu. O devirde insanlar olarak çok yürürdük. Mesela avlanacak bir şey göremezsek, yani yünlü bir mamut gibi, o zaman salyangoz, mantar veya başka bir şey arardık. İşte bu sayede hayatta kaldık, bu sayede yaşayabildik. Mevsimlere bağlı olarak çevreye sürekli adapte olabildikleri için mesela hayvanlar göç ederken onları takip etmek gibi avcı toplayıcılar göçebeydi. Yani uzun bir süre aynı yerde yaşamıyorlardı. Her zaman çadırlarını alıp sürülerini, avladıkları hayvanları veya mevsimleri takip etmeye hazırlardı. Böylelikle daha ılık bölgelere veya kışın yiyecek bulunması mümkün yerlere giderlerdi. <laughs> Kim bilir? Evet, paleolitik çağ işte bu özelliğiyle diğerlerinden ayrılıyor bu insan tarihinde çok büyük bir zaman dilimi. Tarımın başlamasına kadar bu dönem bitmiyor. Paleolitik çağ derken 2 milyon yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu devir başladığında homo sapiens tür olarak yoktu bile. Bu devir tarımın başlangıcına yani 11.000 ila 7 bin yıl öncesine kadar sürdü. Burada yazan BP, İngilizce günümüzden önce anlamına geliyor. Bunu görünce artık ne olduğunu biliyorsunuz. Ve 11.000 yıl BP yani günümüz öncesi milattan önce 9.000'e denk geliyor. Evet belki fark ettiniz, belki etmediniz ama tarımın başlangıcı çok büyük bir olay. Belki de insan medeniyetindeki veya tüm insanlık tarihindeki en büyük gelişme. Tarımla ilgili bu kadar önemli olan ne diyebilirsiniz? Şuradakiler gayet mutlu görünüyor, uzak mesafelere yürüyebiliyorlar, avlanabiliyorlar. Neden insanlar birdenbire tarlaları sürmeye, büyükbaşları evcilleştirmeye, tavukları yumurtlatmaya başladılar? İnsanların beslenme tarzını değiştirmesinin yanında tarımla ilgili en önemli şey insanların ilk defa göçebe olmamasına olanak sağlamış olması. Muhtemelen bir şekilde göçebe olmayan avcılar vardı. Belki okyanus kenarında yaşayıp balık avlıyorlardı. Ama tarımın gelişmesiyle çoğu insan bir yerde durmak zorunda kaldı. Paleolitik çağ tarımın başlangıcına kadar sürüyor ki 11 bin ila 7 bin yıl önce yani. Bu olay insanların beslenme alışkanlıklarını değiştirmesinin yanı sıra yerleşmeyi başlattı. Yani tarım sebebiyle insanlar belirli bir bölgeye yerleşti. İnsanlar sadece bir bölgeye yerleşip orada uzun süre yaşamadılar. Çevrelerini kontrol altında tutabildikleri için insan ve hayvanların tükettiği mahsullerin yoğunluğunu kontrol edebildikleri için insanların veya hayvanların tüketmediği mahsullerin miktarını azaltabilmek için daha yoğun bölgelerde yaşayabildiler örneğin istemedikleri mahsulleri üretmediler veya böcek gibi istenmeyen şeylerden kaçındılar bu kadar çok insan bir yerden bir yere yürürken bir tanesinin sadece kalori miktarını karşılamak bile bir uğraş gerektirir ama birdenbire tarımı başlattığınız için hayvanları da evcilleştirebiliyorsunuz birdenbire aynı toprak alanında daha fazla kalori üretiyorsunuz daha az alanda da daha fazla kalori üretildiği için insanlar daha yoğun bir bölgeye yerleşebiliyor yani tarım insanların medeniyet kurması köy ve şehir inşa etmesi için gerekli olan araçtı aynı zamanda insanların bildikleri şeyi kayıt altına almasını ve daha fazla teknoloji üretmeyi düşünecekleri zamanı da sağladı Taş gereçler ve insandan öncesiyle başlayan ve çoğu insandan sonraki zamanı kapsayan paleolitik çağdan bahsettik. Daha sonra 11 bin yıl kadar önce tarımın başlaması geliyor. Tarım farklı yerlerde, farklı zamanlarda başladı ki bu başlı başına çok ilginç bir olay. İklim ılımanlaştığı için insanların yenebilir mahsulleri daha yoğun bir ortamda ürettikleri, bunu en uygun biçimde yavaşça yaptıkları ve bağımsız yaptıkları söyleniyor. Ama neden 180 bin veya 190 bin yıl sonra tarımın birdenbire çıktığı da çok ilginç. Terminolojiye dikkat edelim. Paleolitik çağ tarımdan önceki zaman dilimi ve tarım başlayınca cilalı taş devri yani neolitik çağdayız demektir. Bazı arkeologlara göre yontma ve cilalı taş devirleri arasında mezolitik adında bir geçiş devri vardır. Paleolitik kelimesinin anlamına bakalım şimdi. Paleo eski, litik de taş veya taştan demektir. Yani eski taş devrinden bahsediliyor. Neolitik ise yeni taş anlamına gelir. Yani yeni taş devrinden bahsediliyor. Mezo orta anlamına gelir. Yani orta taş devri. İnsanların avcı toplayıcılıktan tarımın başlangıcı olan 7000 veya 11000 yıl öncesine kadar olan döneme taş devri deniyor. Taş devri en geniş devir olarak nitelendirilebilir. Bu devri farklı şekillerde tanımlayabilirsiniz. Eğer taş devri derseniz, insanların o dönemde yaptığı gereçleri ön plana çıkartmış olursunuz. O dönemde metal kullanılmıyordu. Paleolitik ve Neolitik derken insanların yaşama biçimlerini kastediyoruz. Paleolitik çağda insanlar avcı toplayıcıydı. Neolitik çağda ise yerleşik düzen başladı. İlkel köyler, hatta şehirler inşa edildi. Mezolitikte de iki devrin ortasındaki devir. Popüler kültürden bahsetmek gerekirse bazı insanların uyguladığı yontma taş diyetini duymuşsunuzdur. Bunlar avcı toplayıcı olarak yaşamaya çalışan insanlar. Bu kişilere göre eğer insan evriminin çoğu avcı toplayıcı döneminde gerçekleşmişse vücutlarımız en çok buna alışkındır diye düşünüyorlar. Bu yüzden bu insanlar çok et ve kuru yemiş tüketir. Hatta meslektaşlarımdan biri sadece çiğ et yiyordu. Arkeolojik kayıtlarda kanıtlanmış mı bilmiyorum ama bahsettiğim devirde yaşayan insanlar muhtemelen yedikleri eti pişirdiler. Taş devrinin sonunda bence insan tarihindeki en önemli ikinci gelişme diyebileceğimiz şey yaşandı. Milattan önce 3000'den yani 5000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bahsettiğim şey yazının icadı. Yani 9, 10, 11 bin yıl önceye kadar avcı toplayıcıydık. Daha sonra yoğun çevrelere yerleşmemizi sağlayan tarım başladı. Aynı zamanda sürekli avlanma olmadığı için insanların daha çok boş vakti oldu. Bu arada konuyu işlerken bu tarihlerin geri alınması gerektiğini düşünebilir veya yeni medeniyetlerle karşılaşabiliriz. Kim bilir? Ama bildiğimiz kadarıyla bu köyler vardı. Medeniyetler gelişiyordu ve 5000 yıl kadar önce yani milattan önce 3000'de insanlar bir dakika Sözel olarak ifade edilen şeylerin kaybolmaması için biz bildiklerimizi neden yazmıyoruz? Bizden sonra gelenler bizim bilgilerimizden de yararlanabilir ve gelişebilirler dediler. Tabii tam bunları düşündüler mi bilmiyorum. Ama o dönemde bildiğimiz kadarıyla ilk resim yazı tabanlı yazı sistemi geliştirildi. Bildiğimiz en eski yazı sistemi günümüz Irak topraklarında kurulmuş olan Sümerlilerden gelen çivi yazısı. Bununla ilgili önemli olan şey şu. Bu bir nevi kayıtlı tarihin başlangıcı. Tarih kelimesi hakkında konuşabiliriz. Mesela tarihin tamamen geçmişe ait olduğunu söyleyebilirsiniz. Arkeolojik kayıtlarına bakarak insanların yazıyı kullanmaya başlamadan önce neler yaptıklarını görebiliriz. Ama yazı kullanılmaya başlayınca kayıtlar önem kazandı. İnsanların gerçekten bildiği şeylerin tutulmuş kayıtlarını görmüş oluyoruz. Sanırım tarımın önemini anladınız. Ama yazının icadının da önemli bir şey olmasının sebebi medeniyetin sahip olduğu bilgiyi artık toplayabilmesi ve unutulma korkusu yaşamadan veya sözel olarak bilginin çarpıtılmadan nesilden nesile aktarılabilmesi. Bununla birlikte tunç çağının başlangıcına geliyoruz. Tunç çağı insanların bakır ve kalay karışımı olan tuncu araç olarak kullanmasını, yani bir materyali kastediyor. Ama en azından bana göre bu devri başlatan en önemli şey yazı. Tekrarlayalım çünkü ben de bunu bazen karıştırıyorum. Şu anki anlayışımıza göre 11 bin yıl önceye kadar insan öncesi hatta insan öncesi öncesi tarihin çoğunda taş gereçler kullanıldı ve insanlar avcı toplayıcıydı. Daha sonra insanlar yerleşik hayata geçmeye başladı taş gereçleri kullanan çiftçiler olduk. 5000-6000 bin, bin yıl ileri sararsak bildikleri şeyleri yazan çiftçiler olduk ve tunç gereçler kullanmaya başladık.